Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Aşk yaşamınızda ufak şeyleri dert etmeyin. Doktor Richard Carlson ve Christina Carlson. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 9. Şu soruyu sorun. Hangimizin davranışı daha acayip? Chris. Her gün lavabodaki diş macunu artığını suyla sen akıt, tuvaletin kapağını senindir gibi ifadeler kullanmamıza yol açan şey, partnerimizin bizi çıldırtan günlük davranışları değil midir? Çok ilginçtir. Birini çok severseniz ama paylaştığınız alandaki davranışları sizi çıldırtmaya yetebilir. Eğer aynı şeylerden rahatsız oluyorsanız bu durumu büyük bir sorun haline getirmeden önce kendinize şu soruyu sorun. Hangimizin davranışı daha acayip? Yıllardır sabahları uyanınca duşa girmeden önce doğrudan şifonyerime gider, kendime temiz bir banyo havlusu alırım. Ama her seferinde Richard benden önce duşa girer. Ben duştan çıktığımda bir de bakarım ki Richard benim kendime çıkardığım banyo havlusuna kurulanmış. Neredeyse her sabah yaşarım bunu. Üstümden akan sularla kendime başka bir havlu çıkarmak için odanın her yerinde dolanırım. Bir süre sonra bu durum beni çıldırtmaya başladı. Bir sabah duşa girmeden önce havlumu almak için şifonyerin çekmecesini açarken tertemiz havlumu eşimin alıp kullanacağı aklıma geldi ve birden çok öfkelendim. Neyse ki öfkemi kontrol altına alabildim ve kendime şu soruları sordum. Neden bir yerine iki havlu çıkarmıyorum? Hangimizin davranışı daha acayip? Belli bir açıdan baktığınızda senaryo gerçekten de çok komikti. Ben duygusal bir çöküşün eşiğindeyken Richard hiçbir şeyin farkında değildi. Üstelik her sabah kendisine temiz bir havlu çıkaran tatlı eşine bayılıyordu. Bu tür acayip durumlar çok değişik biçimlerde karşımıza çıkabilir. Örneğin, çok temiz bir kadınla saplantılı şekilde titiz ve düzenli eşinin öykülerini işittiğimde çok şaşırmıştım. Kadın gerçekten de çok temizdi. Bir akşam David'in eşi olan bu kadın, bulaşıkları yıkadıktan sonra mutfak eviyesinde bir parça marul artığı kalmıştı. David bu marul parçasını görünce ciğerlerini patlatırcasına bağırmaya başladı. Pamela, buraya gel ve yaptığın işi tamamla. Burada hangisinin davranışı daha acayip? Elbette David'inki. Her ikisi de olanları çıplak gözle görebilse bu tür bir tatsızlık yaşanmazdı. Örneğin David nevrotik bir insan olduğunu, davranışının acayipliğini fark edebilse kendisine gülüp geçebilir, eşinden bu denli aşırı beklentileri olmazdı. Diğer yandan Pamela, David'in davranışlarının acayip olduğunun farkında olabilse ve bunun David'in sorunu olduğunu anlasa, durumu kişiselleştirmeden gözlerini devirir, gülüp geçerdi. Her gün karşılaşabileceğimiz bu tür rahatsızlıklar söz konusu olduğunda, hepimizin bir şekilde acayip bir yanımızın olduğunu kabullenmemiz, sorunu ortadan kaldıracaktır. Benim kendi örneğimde partnerinizin sizi rahatsız eden şeyin onun yaptığı ya da yapmadığı şey olabileceği gibi sizin yaptığınız ya da yapmadığınız şey de olabilir. David örneğinde ise beklentileriniz çok yüksek olabilir. Eğer bir an için durup duruma daha dürüstçe bakabilirseniz hem durumu farklı bir gözle görmüş olabilir hem de bir çözüm bulabilirsiniz. Öyleyse bu tür bir durumla karşılaştığınızda kendi kendinize şu soruyu sormaktan çekinmeyin. Hangimizin davranışı daha acayip? En azından arada bir yanıtınız benimki olacaktır. Bölüm 10. Onunla onun konuştuğu şekilde konuşun. John Gray, Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten adlı kitabında erkeklerin ve kadınların birbirlerinden nedenli farklı olduklarının altını çizer. Aslında hiç kimse bir diğerine benzemez ve hepimiz dünyaya kendi bakış açımızdan bakarız. Hepimiz her tür bilgiyi kendi kişisel yaşam öykümüzün ve dünyaya bakış açımızın filtresinden geçiririz.
Partnerinizle etkin bir iletişim kurabilmek ve ilişkinizi sürekli bir sevgi çerçevesinde yaşayabilmek için onun gerçeklerini anlamanız çok önemlidir. Birbirinin tam zıttı bir çift tanıyoruz. Joanne çok yaratıcı, sezgileri çok güçlü, sağ beyni somut bir örnek ve duygularıyla düşünen bir insan. Yaratıcılığı sayesinde anında çok parlak fikirler üretebiliyor. Ray ise tam bir tip A, sol beyin insanı ve çok analitik düşünebiliyor. Tam da şeytanın avukatı olabilecek bir tip. Ona göre her şeye mantıksal yaklaşılmalı ve bunun aksi olanaksız. Eğer herhangi bir konuda sizinle fikir birliğine varamazsa bunun neden mantıksız olacağının nedenlerini bir çırpıda sayıveriyor. İlk tanışmalarında karşıt kişiliklerin birbirlerini çekmelerine güzel bir örnek oluşturdular ve birbirlerinden hemen etkilendiler. Ray, Joanna'nın doğallığından ve yaşadığı anın tadını çıkarabilme özelliğinden etkilendi. Kendisi kadar saldırgan olmayan ve ilişkiyi besleyebilen biriyle birlikte olmaya gereksinim duyduğunu fark etti. Joanne ise tam da doktorunun önerdiği tipte bir kadındı. Joanne, Ray'e aşık olduğunda ise onun entelektüel ve kararlı doğasından hoşlandı. Ray'in hafta sonlarında bile seve seve iş yerinde kalmasından, hiç uyumadan çalışabilmesinden, saatlerce bir sorunu analiz etmesinden çok etkilendi. Çünkü bütün bu özelliklerin hiçbirisi kendisinde yoktu. Böyle birbirlerini tamamlayacaklarına ve çok mutlu olacaklarına inandı. Ancak yıllar geçtikçe bu farklı özellikleri aralarındaki sevgi bağını zayıflatmaya başladı. Ray giderek Joanna'dan uzaklaşmaya ve kafası karışmaya başladı. Başlangıçta onun farklı özelliklerinden hoşlanırken artık bu özellikler değerini yitiriyor ve artık Joanna'nın duygularıyla karar vermesine akıl erdiremiyordu. Ona göre Joanna'nın kararları hiç de düşünülerek alınan türden değildi. Bu durum artık onu öfkelendiriyordu. Aynı biçimde Joanna da kendisini Ray'in sistemli ve atılgan biçimdeki iletişim yöntemiyle donanımlı olarak görmediği için bunalmaya başlamıştı. Ray üniversitedeyken okulun münazara takımının kaptanıydı. Ray ile her tartışmalarında Joanna'nın morali bozuluyor, kendisini münazara takımının zayıf bireyleri gibi ezik hissediyordu. Neyse ki Joanna'nın çok önemli bir içgörüsü vardı. Kendisini güçlü hissedebileceği, aynı zamanda aralarındaki iletişimi güçlendirecek bir yol bulmuştu. Eğer Ray ile konuşmanın, onunla onun anlayabilecek biçimde konuşmanın bir yolunu bulamazsa evliliklerini tehlikeye gireceğini anlamıştı. Artık anlaşamayacaklarını fark ettiği ya da onu rahatsız edecek zor bir konu gündeme geldiğinde Joanna düşüncelerini bir liste haline getirip gayet düzenli yapabildiği kadar bir biçimde tartışmaya giriyor. Eşinin söylediklerini işitebilmesinin tek yolunun bu olduğunu fark etmiş. Joanna'nın teslim bayrağını çekmek yerine akıllı bir yaklaşımla ilişkilerini farklı bir düzeye taşıyabilmiş olması çok önemli. Burada partnerinizle onun konuştuğu gibi konuşmayı başarmanın daha iyi bir iletişim kurmanın yolu olduğunu öğrendik. Sonuç harika olmuştu. Ray her zaman Joanna ile aynı fikirde olmasa bile onu daha az yargılamaya başlamış, tepkileri yumuşamış ve daha iyi bir dinleyici olmuştu. O da Joanna ile konuşurken onun kendisini daha rahat hissetmesini sağlayacak biçimde konuşmaya özen göstermeye başlamıştı. Artık Joanna Ray'in soruları karşısında eskisi kadar duygusal davranmıyor ve Ray'i de dinlemeye daha hevesli görünüyordu. Her erkeğin her zaman doğrusal, her kadının da her zaman duygusal olduğunu kastetmiyoruz elbette. Her birimiz düşünme biçimi bakımından birbirimizden farklıyız. Bunun farkında olmak size ilişkinizin dinamiklerini değiştirme gücü verebilir. Unutmayın ki sizin gerçekleriniz herkesin gerçeği değildir, sadece sizindir. Eşinizi anlamanın yolunu bulmak yapacağınız en akıllıca iştir. İyi günler arkadaşlar.